Bugün sizlere Irak ve Suriye'nin Türkiye'nin varlığını tehdit eden dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin paralı askerleri. Yani güneyimizdeki özel askeri şirketlerden bahsediyorum size. Maalesef güneyimizdeki komşularımıza yaşanan o iç karışıklıklar savaşlar ve otorite boşluğundan ötürü sınırlarımıza karşı ötesi terör yuvasına dönmüş durumda. Bu yüzden Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelesinin sonuna kadar destekliyoruz. Bugün ve her zaman olduğu gibi terör örgütlerinin belini kırmak için çıkartılan Irak ve Suriye tezkerelerini memleketimizin, milletimizin ve ülkemizin güvenliği adına desteklemeye de devam edeceğiz. Bunun bir parti meselesi olmadığını, bir vatan meselesi olduğunu da farkındayız. Ancak bölgede alçak terör örgütü PKK, PYD, YBG'nin varlığı kadar tehlike oluşturan bir yapı var ki o da bölgedeki yabancı özel askeri şirketler. Bunları değinmek istiyorum size. Terörist unsurlar her ne kadar ima ediliyorsa da tipik bir tavuk çiftliğinde yumurta üretir gibi bu özel askeri şirketler de terörist üretmeye ve yetiştirmeye devam ediyorlar. Hele hele ki 2023'ün son haftasında yüreğimizi dağlayan o 12 şehit verdiğimiz kalleş saldırının arkasında Amerikan özel askeri şirketlerin destek verdiği iddiaları da durumu vehametini daha çok gözler önüne seriyor. Tüm dünya kamuoyu Irak ve Suriye'nin kuzeyinde alçak terör örgütü PKKP'den nasıl ordulaştığını biliyor artık. Hatta Suriye'nin kuzeyinde bir otonom terör devletinin adımını atan o protokole Amerikan ve Fransa'nın da imzalar attığını hepimiz biliyoruz. Buna şahidiz. Amerika tarafından yüzlerce konteyner dolusu silah, mühimmat ve lojistik desteğin sağlandığını da yedi düvel biliyor artık. Bunların arasında hava savunma sistemleri bile var. Hatta 2024 Amerikan bütçesinde çok garip bir şey söyleyeceğim size. 200 milyon dolar tutarında alçak terör örgütü PKK PYD bütçe bile ayırdılar. Tüm bunlar ortadayken sınırlarımızın dışında terörle mücadelede Türkiye'nin işi gerçekten iyice zorlaşıyor. Türkiye olarak bir an önce bir tehlikeleri bertaraf edecek kararlılığımızı gösterecek adımlar atmak zorundayız biz. Bu yüzden de Irak ve Suriye'de hain terör örgütlerinin her türlü operasyon desteği sunan ve bu hainlerin amaçlarına hizmet eden bölgedeki özel askeri şirketler terör unsuru olarak sayılmak zorunda artık. Uluslararası askeri hizmetler adıyla bölgede faaliyeti gösteren bu şirketlere karşı sahiplerine de gereken yaptırım uygulanmalı diye düşünüyorum. 12 şehidimizin dökülen kanlarında payları varsa da bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Batı'nın bölgedeki kirli planlarına hizmet edecek bu şirketlerin varlığı Türkiye için büyük bir tehdittir. Bunu artık görmek zorundayız bu şirketlerin personelleri tarafından eğitilip yetiştirilen o kevgire dönen sınırlarımızdan Türkiye'ye sızıp sızmadığını hiç bilmiyoruz. Ya da bu askeri şirketlerin, paralı askerlerin Türkiye'de turist görünümüyle gezip tozmadığını biliyor muyuz? Hayır onu da bilmiyoruz. Bu şirketler sınır dışında olduğu gibi sınırlarımız içinde de büyük bir tehdit. Bu tehditin önlenmesi için her türlü katkıyı ve desteği sunmaya bizler hazırız. Konun emniyeti açısından Meclis gündemine de taşıdım ben bu konuyu. Ve bu sorduğum sorulara da yanıt bekliyorum artık. İstihbarat kaynaklarından gelen bilgiler de dikkate alındığında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde varlık gösteren terörist sayısı ne kadar? O ayakkabı numaralarını işini geçin ya. Doğrusu ne kadar terörist var? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan o otorite boşluğundan ötürü Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı saklı bulunmaktadır. Bu müdafaa hakları içerisinde hain terör örgütlerinde destek veren yabancı askeri şirketlerin bölgedeki varlığını ve hareketini önlemek dahil midir? Bölgedeki yabancı askeri şirketlerin varlığıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile herhangi bir koordinasyon çalışması gerçekleştiriliyor mu? Hain terör örgütleriyle işbirliğinden ötürü bölgede yabancı askeri şirketlerin birer terör örgütü olarak tanımlanması yönünde herhangi bir adım atılmakta mıdır? Bunların hepsini sırayla sordum. Çünkü yaşananlar gösteriyor ki Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınırlarımız başka ülkelerin harekat planlarına dahil edilmiş gözüküyor. Edirne'nin karşısındaki Dede Ağaç var. O Dede Ağaç'ın neredeyse bir orduya yetişecek kadar imkanların olduğu Amerikan üsleri orada duruyor. Bu kişiler pasaport kontrolü için mi duruyor bu üsler? Bu üslerde çalışanlar. Dede Ağaç'ın amaç neyse Irak ve Suriye'nin kuzeyinde cirit atan askeri özel şirketlerinde amacı birebir aynısıdır. Hedef Türkiye'dir orada da. On binlerce şehidimizi kanıyla kurduğumuz ve şehitlerimizi kanıyla korumaya devam ettiğimiz ülkemizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kimseye yem etmeyen yok. O yüzden de bu niyetimizi açık açık göstermek zorundayız artık. Artık aklı selim davranarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren o özel askeri şirketleri yarın çok geç olmadan, başka da şehitler vermeden terör örgütü olarak tanımlanmak doğru olmaz mı? Bu artık bizler için bir zarurettir. Türkiye bu konuda çok geç olmadan adım atmak zorundadır. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.